Bakalım Erkan ne yapıyormuş. Eko. İzleyicilerimle tanış. Merhabalar. Evet arkadaşlar, bu Erkan. Erkan bizim mazotluktaki arkadaşımız. Bir tane sigara, bir tane de kahve istiyorum. Kahveyi Erkan vermiyor, bardağı veriyor. Ne haber? Şöyle yapalım. Kahveyi de çekelim. İyi vallahi Eko be, ne olsun. Oğlum 7 lira 80 kuruş olmuş mazot ya. 7 lira 80 kuruş. O şey. Oradaki fiyatı mı? Normalde 8 olurmuş şu anda. Bize mi öyle? Evet. Öyle mi? Gerçi ben videoyu yükleyene kadar artar o. Artar. Yani şimdi LPG zam geldi mesela. Öyle mi? Evet. Bir de LPG'ye zam geldi. Kuruş, LPG zam geldi. Böyle yapayım. Ters yapalım. Evet, bu da Erkan arkadaşlar. Ben her gün neredeyse buraya uğruyorumdur herhalde. Her gün evet, en kötü. En kötü ihtimalle 2 günde bir uğradığım bir yer. Böyle büyük bir market. Her şey var. 10 numara kahvesi var. Tavsiye ederim. Petrol ofislerinin hepsinde var mı bu Eko? Petrol ofislerinin yenilenen marketlerinde var. Petrol ofislerinin petrol, anladım. Petrol ofislerinin yenilenen marketlerinde şöyle bir alet var. Tishibo diye bir alet. 10 numara kahve yapıyor, tavsiye ederim. Neyse şimdi araca geçeyim. Devam edeceğiz. Görüşürüz. Evet değerli dostlar. Marşımızı yaptık, arabamızı ısıttık. Şimdi yola çıkıyoruz. Tekrardan senkronizasyon için. Haydi bismillah. Dayı ortaya bırakmışsın ama ya. Öyle araba mı bırakılır ya? Neyse bakalım. Aldım. Neden ortaya bırakmışım? Ben geçeyim diye olabilir. Kameranın açısını değiştirdim. Dün bu arada bayağı bir kayıt aldım ben aslında. Bugün aynı kıyafetleri giydim fark etmeyin diye. O olmadı. Yani ses iyi, bir sorun yoktu ama açıyı beğenmedim. Çok yüksekten çekmişim. Şimdi biraz daha kamerayı alçalttım. Biraz da şarjı az düne göre. Bakalım bir şeyler çekmeye çalışacağız. İnşallah her şey yolunda gider. Zaten çok kısa anlatacağım şeyler. Evet, bugünkü konumuz arkadaşlar takograf kullanımıydı. Şimdi takograf kullanımı Avrupa'da ve Türkiye'de değişiyor diye düşünülüyor. Aslında öyle değil. Yani Türkiye'de de Avrupa'da da takograf kullanımı aynı. Uluslararası nasıldı? Uluslararası taşımacılık yapan araçların mürettebatları ile ilgili bir kanun bu. AETR diye geçiyor. Avrupa Birliği'ne dahil ülkeler ve farklı 42 ülkenin onayladığı bir sözleşme. Aslında konvansiyon. Bir konvansiyon imzalanmış. Bu kurallara herkes uyacak denmiş. 42 tane ülkede bu olaya dahil edilmiş. Şimdi dijital takograflarda arkadaşlar belli kurallar var. Bizim karayollarında yük taşıyan, yani yük ve yolcu taşıyan personeller, yani biz bu aracın mürettebatıyız. Mürettebatlar olarak uymamız gereken kuralları belirliyor. Bunların üzerine konuşacağız. Buna benzer YouTube'da ben bir araştırma yaptım yine, hani ne var ne yok, kim ne demiş bu konuyla alakalı diye. Herkes bir şeyler söylemiş, çoğu doğru, bazıları yanlış. Kendimce de araştırayım dedim. Bu da nereden çıktı? Camiada böyle usta şoförler dediler ki ya bu şey bizim kafamızı karıştırıyor, hani vakit de ayıramıyoruz, kurcalayamıyoruz, hani kitapçıkları araştıramıyoruz. Sen bu kitapçığın bir tanesini bir okusan, bununla ilgili de bir video yapsan, biz de seyretsek gibi bir durum oldu. Yani usta şoförler böyle bir talepte bulundular benden. Ben de biraz zaman ayırdım. Kendimce araştırdım. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Evet abi, nedir? Şimdi AETR'ye uygun şekilde takograf kullanımı. Kartınızı takografa taktıktan sonra arkadaşlar günde
Total 13, sürüş 9 diye bir kavram var. Şimdi bir günde bu aracı toplam 9 saat kullanabiliyorsunuz. Bu konuda zaten bütün literatürler aynı şeyi söylüyor. Bu aracı günde 9 saat kullanabilirsin. 10 saate çıkartabilirsin sürüşünü, ama bunu haftada 2 kez yapabilirsin ve ard arda gelmeyecek şekilde. Yani bugün yaptın, yarın da 10 saat kullanayım diyemezsin. Bu bir. İkincisi, normalde hafta AETR kurallarına göre pazartesi gece, yani pazartesi günü başlar başlaması 00.00'da başlar. Pazar akşam 24'te sona erer diye biliniyor. Yani dolayısıyla haftada 24 saat dinlenme kanunu, yani kuralı, 6 günde bir 24 saat dinleneceğim diye bir kavram yok arkadaşlar. 45 saat sürdükten sonra 24 saate dinlenmeniz gerekiyor. Zaten takograf sizi yönlendirir bu konuyla alakalı. Yani şöyle söyleyeyim. Günde tam fit 9 saat kullanırsanız eğer 5 gün sonra 24 saat mola vermek zorundasınız. Yani haftada bunu 45 saat kullanabilirsiniz maksimum olan. Günlük sayınız, hani 9 saatten 10 saate çıkartıyordunuz dedim ya. 5. gün eğer bugün 10 saat kullandınız, yarın 9 saat kullandınız, 19. Yarın bir sonraki gün, yani çarşamba diyelim, tekrardan 10 saat kullandınız, işte 29. 45'e tamamladığında, yani 5. gün 9 saat de kullanamazsınız. 5. gün 7 saat kullanabilirsiniz. Takograf haftalık dinlenme verir. Böyle bir durum var. Haftada bunu maksimum 45 saat kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 haftada bir de 45 saat dinlenme yapmanız gerekiyor. Yani 2 gün civarı işte 45 saat dinlenme yapmanız gerekiyor. Şimdi günlük dinlenme süresi 11 saat olarak biliniyor. Yani günde 13 saat total çalıştın, işte molalar verdin, 9 saat kullandın, 4 saat de mola verdin diyelim. 13 saati tamamladın, 11 saat dinlenme olarak görünüyor. Bunu 9 saate indirebiliyorsunuz bu dinlenmeyi. Yine ard arda 2 gün gelmeyecek şekilde yapabilirsiniz. Ama haftadaki total dinlenme sürenizden çalmış oluyorsunuz. Yani 6 gün tamamlanmadan o 11 saatleri, işte 9 saate düşürdünüz ya, bir sonraki gün 13'e çıkartmak zorundasınız dinlenmenizi. Yani böyle bir durum var. Yani takografla ortak çalışıyor gibi çalışıyorsunuz. Böyle bir durum var. Bu kesin. Şimdi günlük dinlenme süreleri, yani molalar konusu var. Şimdi 45 saatte, pardon, 4,5 saatte bir 45 dakikalık mola diye geçiyor. Bilinen bu yani. Aslında öyle bir şey yok. Siz isterseniz 1,5 saatte bir en az 15 dakika olacak şekilde, 14 dakika dinlenirseniz saymıyor onu, 15 dakika olacak şekilde, yani 1,5 saat gittiniz 15 dakika durdunuz, 1,5 saat gittiniz 15 dakika durdunuz, 1,5 saat daha gidip 15 dakika daha durursanız tekrardan size 4,5 saatlik sürüş hakkı tanır. Yani aynı şey oluyor. O 4,5 saatlik sürüşte 45 dakika mola vermek zorundasınız. Böyle bir durum var. Şimdi bunların esnetilebilir yanları var dediğim gibi. Nasıl esnetebiliyorsunuz? Bir sigara daha içeceğim. Yani bir sigara daha derken her videoda bir sigara içiyoruz. Şöyle bir kayıtla kontrol edeyim. Bedavaya konuşmuş olmayalım. Bu arada diğer kamera pert. Öyle bir durum oldu. O ikinci eldi zaten. Patladı yani. Neyse, yapacağız. Ayarlayacağız onu. Şimdi nasıl esnetebiliyorsunuz? Ha, bu arada şeylerden de söz edeyim. Şimdi takograftan çıktı aldığınızda arkadaşlar, onları anlamıyoruz dediler. Hani biz baktığımızda anlamıyoruz, polis nasıl anlıyor gibi bir durum oldu. Şimdi takograftan çıktı aldığınızda çıktı kağıdının üstünde en tepelerde o günün tarihi, işte saat kaçta çıktı alındığı, hangi sürücünün o biraz daha aşağıda, hangi takograf firmasının, yani takografın hangi, yani kağıdın hangi takograf firması tarafından üretildiği falan gibi bilgiler yer alıyor. İşte onun kalibrasyon zamanı falan gibi şeyler yer alıyor. Onlar çok önemli değil. Yani sizi ilgilendiren şeyler değil. Onun aşağısında da sürücüyle başlıyor abi. Şimdi ben mesela alsam der ki Cemal Aksu, örnek veriyorum, bugün saat tam 12'de kartını taktı, motoru çalıştı. Ha, bu arada İstirahatleriniz orada H işaretiyle, Hasan'ın H'si H işaretiyle görünür, küçük H. Aracı çalıştırdım ben, diyelim saat 12'de aracı çalıştırdım. 12'yi 5 geçeye kadar olduğum yerde durdum. 12'yi 5 geçede hareket ettim ve bir süre gidip durdum. Mesela 12.30'a kadar gidip durdum, takograftan çıktı aldım. Orada der ki,
Bu arkadaş saat 12'de aracı marş yaptı, çarpı işareti çıkar. Yani kartı taktı, çizgiler var, slot açıldı, benim slotum. Bir çarpı işareti çıkar, X, yani aracın motoru çalışıyor ama hareket etmiyor demek. Bir çarpı işareti çıkar, karşısında işte 12 çift 0 marş zamanı. 12.05'e kadar devam eder. Daha sonra hemen altında başka bir slot açılır. Orada da tekerlek işareti, yani yuvarlak, ortasında da bir tane nokta çıkar. Bu da arkadaşlar aracın hareket ettiği zamanı gösteriyor. Der ki işte 12.05'te yola çıktı, 12.30'a kadar devam etti, durdu ve bu süre zarfında işte örnek veriyorum 15 kilometre yol gitti diye söyler. Şimdi bu böyle devam ediyor gün içerisinde. İşte biz gidiyoruz, duruyoruz, motoru çalıştırıyoruz, biraz bekletiyoruz, işte hava dolduruyoruz falan. Aşağı doğru işte H, çarpı, o yuvarlak, böyle böyle devam ediyor. Bir noktaya geldik, kartımızı söktük. Daha sonra yarısı tekrar taktık, dediler ki 24 saatlik şey istiyoruz. Polis durdurdu yani, 24 saatlik çıktı al gel dedi, tako getir dedi yani. Aldığınızda arkadaşlar o 24 saatlik evrede ne yaptığınızı yazar. Yani akşam 12'den bir sonraki günün akşam 12'sine kadar değil. O sırada mesela saat kaçta alınıyor? Şu an saat 12.09 geçiyor. Benim takografımdan 24 saatlik çıktı isterse dün bu saate kadar olan süreyi yazar benim takografım. Böyle bir durum var. Yani 24 saatlik çıktı o. Şimdi biz bunu mesela internette ben araştırırken outmod diye bir şey vardı. Yani yanıltmak ya da işte işin üçkağıtları ile ilgili konuşalım biraz da. Mesela arkadaşım bir tanesi bir tane video atmış. Diyor ki ben diyor outmod'u alıyorum, İstediğim kadar gidiyorum diyor. Polis bunu anlamıyor diyor durdurduğunda. Videoda böyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Öyle bir şey yok abi. Şöyle polis onu anlamaz. Ya anlar da. Nasıl anlamaz? Sen diyelim ben şimdi Bursa'ya gittim. Şu an Bursa yolu, Gemli'ye doğru gidiyoruz. Bursa'ya gittim, yüklememi yaptım. Dönüşte kartımı söktüm. Arabayı bir süre kullandım. O şekilde işte bir saat kullandım. Sonra başka bir yükleme noktasına gittim diyelim. Yani iki ayrı yerde yükleme yaptım ama ilk yüklemeden ikinci yüklemeye giderken aracı kartsız kullandım. Out modu alarak kullandım. Daha sonra tekrardan kartımı taktım. Bu tarafa doğru gelirken, şimdi biraz sonra yanından geçeceğiz. Kantar var orada. Kantarın yanından geçerken arkadaşlar, yani kantardan geçerken polis dedi ki işte ruhsatını ver, takografını da al gel. Bu arada öyle bir sistem de var. Siz kantardan geçerken ruhsatı istiyor, ruhsatı sizden alıyor, kaçmayasınız diye. Herhalde kaçanlar olmuş. Sonra diyor ki kaptan diyor tako getir diyor. Neyse takoyu alıp gidiyorsunuz yanına. Gittim ben şimdi, polis beni durdurdu. Kantar burası bu arada. Görünüyor mu bilmiyorum, muhtemelen görünüyordur. Kantar da benden takoyu istedi. Benim takom da arkadaşlar, kartı taktığım tarihten itibaren aşağı doğru işte H işareti, X, arabayı ısıtmışız. Ondan sonra yuvarlak yol yapmışız falan diye gösteriyor. Kartı söktüğümde çizgiler çıkar. Ondan sonra aracı kullandığımda out modda gittiğini araba gösterir. Yani burada bir şey oldu der. Out diye kenarda yazar. Out modda bir şey olmuş belli. Daha sonra tekrardan kartımı takmışım, altına bir daha çizgi atar. Aşağı doğru devam eder işte yeniden. İşte tekerlek işareti, ne bileyim çarpı, H falan diye devam eder. Ve out modun slot açılışının yanında soru işareti çıkar arkadaşlar. Araç der ki burada bir şey oldu ama bilmiyorum der. Yani bir sıkıntı oldu, out modu aldılar, bir şey oldu der. Sonra arkadaşlar sizden polis araç takosu ister. Arabanın takosunu getir der. Ve o takoyu götürdüğünüzde out modda aracın kaç dakika seyrettiğini ve kaç kilometre yol gittiğini yazar. Yani siz outmodda ve kaçla da seyrettiğini yazar. Yani örnek veriyorum 70 ile yürüdüyseniz 70 ile olduğunu yazar. Yani polis siz outmodda giderseniz sizin outmodda kaçla gittiğinizi, kaç kilometre gittiğinizi görür. Böyle bir durum var. Şimdi biz ne yapabiliriz? Polisi kandırmaya çalışabiliriz bu evrede. Deriz ki işte yükleme alanının içinde yol yaptım. Ama size diyebilir mesela 15 kilometre mi yol yaptın ve 70 ile gitmişsin. 70 ile yükleme alanının içinde nasıl gittin diye sorabilir. Yani out modu bu şekilde kullanamayız. Böyle bir durum yok. Yani şimdi
Türkiye'de işte buna bakmıyorlar falan deniyor ama bakıyorlar arkadaşlar. Öyle bir durum yok. Şimdi böyle bir hata yaptık. Ne tür bir ceza yeriz? Onu da konuşalım. Şimdi böyle bir hata yaptık arkadaşlar. Ekonomik olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum. Zaten önemli bir şey de değildir. Neden önemli bir şey değildir? Yani sen aracını normal kullanımın üzerinde kullanıyorsan iyi para kazanıyorsundur. Yani bu ne patronunu rahatsız eder orada kesilen ceza, ne seni rahatsız eder. Demek ki yani kimse boş yere Oğut modu alıp kullanmaz aracı diye düşünüyorum. Dolayısıyla parası çok önemli değil. Burada önemli olan ceza puanı arkadaşlar. Ceza puanı da siz araçtan kartınızı söküp kullandığınız için 20 puan ceza size yazarlar. Oğut modda gittiğiniz için yine 20 puan cezayı size yazarlar arkadaşlar. Yani 40 puan cezası var bu iş. Aynı gün içerisinde iki kez aynı hatayı yaparsanız toplamda sürüşünüz olsa dahi, bakın toplamda sürüşünüz olsa da, yani sürüşünüz var, o sırada polis sizi durdurmuş, aslında sürüşünüz var, 3 saat kullanmışsınız, 1 saatte Oğut modda kullanmışsınız. Diyorsunuz ki adama yanlışlıkla kullandım, bunu kabul etmiyor, öyle bir şey yok. Sürüşünüz olsa dahi 20 puan cezayı kesiyor. Hele ki siz kendi kartınızla 9 saat kullanıp onun üzerine de Oğut modda 3 saat falan kullandıysanız totalde 60 puan ceza kesiyor. Yani bir günde 100 puan cezadan da Oğut mod yüzünden olabilirsiniz. Böyle bir durum var. O yüzden Oğut modu alıp araç kullanmıyorsunuz. Normalde yanlış, yani kural dışı. Kural ihlali yani. Şimdi ne gibi Oğut modu neden yapmışlar? Yani bu takograflarda Oğut mod neden var? Oğut modun olmasının sebebi karayolları yük taşıma mevzuatı. Yani karayolları yük ve yolcu taşıma mevzuatı dışında kalan alanlarda aracı kullanabilin diye yapmışlar. Yani bu nedir? Hafriyat sahasından hiç çıkmayan bir kamyon, örnek veriyorum. Ya da belirli bir rutta, örneğin gemi ambarı var. Yani bir konteyner sahası var. O sahada sürekli aynı rutta gidip gelen bir otobüs, örneğin. Bu şekilde kullanabilin diye yapmışlar. Bu birincisi. İkincisi, AYTR konvansiyonuna üye olmayan 42 ülke dışındaki ülkeler için yapmışlar. Yani şöyle, sen gittin Gürbulak sınır kapısından çıkıyorsun, işte İran'a gideceksin mesela. İran dahil değil. AYTR kurallarını kabul etmiyor yani. Konvansiyona dahil değil. Gittin İran sınır kapısında, işte Gürbulak'ta takonu Oğut modu alıp İran'da istediğin kadar gezebilirsin Oğut modda. Kimse sana bir şey demez. Ama şöyle bir durum var. Bu Iğdır'daki nasıldı? Doğu Beyazıt sınır kapısından çıktın Gürbulak. Gittin abi 100 kilometre ileride bir gümrük sahası var. O gümrük sahasında gümrük açtırdın. Yükünü orada başka gelen bir tırağa aktardın. Geri döndün, tekrardan Türkiye'ye girdin ve bunu Oğut modda yaptın. Yani İran'da 100 kilometre gittin, tekrardan 100 kilometre geri geldin. İşte zaman olarak da 3,5 saat tuttu diyelim. Tekrar Türkiye'de aracı 9 saatin üstünde kullanmaya kalkarsan ve yani o 3,5 saati düşerek söylüyorum, yani 12,5 saat totalde kullanmayı denersen o gün içerisinde ve polis seni durdurursa İran'a girip çıktığını belgelemen gerekiyor. Yani ben İran'a girdim çıktım veya başka ülkeden geliyorum falan demek yetmiyor. Yani bayağı İran'a girip çıktığını belgelemen gerekiyor. Bu İran bir tanesi tabii. Irak mesela dahil değil. Irak'a da girip çıkabilirsiniz Oğut modda. Bunun dışında arkadaşlar Oğut mod nerede kullanılıyor? Servislerde kullanılıyor. Bu Renault bir araç. Bursa'da da Renault servisi Koç Aslanlar var. Şimdi ben bir arıza nedeniyle ya da işte rutin bakım nedeniyle aracı Koç Aslanlar'a götürdüm diyelim. Koç Aslanlar'a arabayı bırakıyorum, kendi kartımı çıkartıyorum. Diyorum ki usta ne zaman biter? İşte diyor ki 3 saat sonra biter. Ben çıkıyorum, gidiyorum. 3 saat sonra geldiğimde araç bir yerde sabit oluyor. Kartımı takıyorum, devam ediyorum. Şimdi Koç Aslanlar benim arabayı bıraktığım yerden, işte örnek veriyorum, arabayı lifte kaldıracak mesela. Ya da işte bir bilgisayara bağlayacak ama bu seyyar bir bilgisayar değil, yanına götürmesi lazım arabayı. Oraya getirirken, götürürken arabayı kapsam dış modda, yani Oğut modda kullanıyor. En son işi bittiğinde arabayı benim alacağım yere çekiyor. Yani ben bineceğim, kartımı takacağım. Orada kapsam dış modu iptal ediyor ve iptal ettikten sonra aracı tekrardan bilgisayara bağlıyor. Diyor ki ben şu saat aralığında aracı Oğut moda ben aldım. Ben Koç Aslanlar yetkili servisiyim.
Ve sen tekrardan, ben mesela Bursa'dan dönüşte aynı yerde polis durdurdu. Oğut modu gördüğünde, araç takosu istediğinde orada Koç Aslanların imzası çıkıyor. Yani biz bunu Oğut modu aldık, arızalar vardı veya işte bakım yapmamız gerekiyordu, onları hallettik. Daha sonra şu saatte şuraya bıraktık, bu arkadaş aldı, devam etti gibi bir durum çıkıyor. Yani polisi kandırabilmenize arkadaşlar imkan yok ya, öyle söyleyeyim. Yani polisi kandırabilmenize ne yazık ki imkan yok. Böyle bir durum var. Bunun dışında şimdi sabah dedim ya, hani 12'de marş yaptık, 12'yi 5 geçe hareket ettik. Bu süre zarfında araç çarpı işaretiyle, yani diyor ki çarpı, motor çalıştı. Motor çalıştığı anda saat 12'de çarpı işareti orada çıktı, saat 12'ydi. Ne zaman tekerlek işareti, yani hareket etmeye başladıysak, o zaman haş işareti çıkıyor ve devam ediyor. Yani 12 ile 12.05 arasında çarpı işareti olarak gösteriyor. Bu süre zarfında arkadaşlar sizin hem total zamanınızdan, yani o 13 saatlik süreden, hem de 9 saatlik süreden yiyor. Böyle bir durum var. Yani bu demek oluyor ki ben şimdi burada kenara çektim arabayı, motor çalışır vaziyette bıraktım, 9 saat boyunca çalıştı. Hemen buradan yola çıktım, şurada ileride çevirme var, orada beni durdurdular ve bana ceza keserler arkadaşlar. Derler ki sen toplam çalışma sürenin dışına çıkmışsın. Yani 9 saatlik çalışma sürenin dışına çıkmışsın. Peki diyelim ben normal sürüşümü yaptım gün içerisinde. İşte 8,5 saat kullandım, 9 saat neyse, 3 saat veya 5 saat. Gece bir kenara çektim, orada uyuyacağım. Ama arabamın Webosta'sı arızalı. Patronu aradım, dedim ki patron Webosta çalışmıyor, ben motoru çalıştırıyorum abi, soğuk dedim. Adam dedi ki sıkıntı yok, çalıştır. Şimdi motor çalıştığı zaman takograf diyor ki sen de çalıştır. Araba çalışırsa sana da çalıştın diye yazıyor. Bunu engelleyebilmeniz için arkadaşlar takografta onun resmini tam buraya koyacağım. Takografta sizin birinci sürücünün yanında böyle bir mazot istasyon işaretine, yani petrol neydi onun adı ya? Pompa, petrol pompasına benzeyen bir işaret var. Onun hemen yanında şu anda bende yuvarlak, ortasında da bir tane nokta var. Çünkü araç hareket ediyor. Eğer kenara çekip durursam o çarpıya dönüşüyor. İşte o çarpıyı ya da işte yuvarlığa değiştirmenin yolu var. Nasıl yapıyorsunuz? Birinci sürücü, eğer ikinci sürücüyseniz ikinci sürücüye yapıyorsunuz. Birinci sürücü 1 yazan rakamın üstüne tıklıyorsunuz bir kere, o değişiyor. İşte molaya dönüyor ya da işte yola dönüyor. Siz onu haş işaretine çevirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Durduğunuz yerde haş işaretine çevirmeniz gerekiyor. Bayağı bir araba aldılar be. 5. Geri kalanını da salıyorum. Bu arada böyle son zamanlarda denetlemeler biraz sıkılaştı. Herhalde problemler var. Bayağı bir, hatta bu sabah tıra gelirken ben yolda durdurduk, kemer kontrolü yaptım. Ya kemer kontrolü yapıyoruz dedi. İyi bir şey tabii, yapsınlar abi. Kemerinizi takın, hayat kurtarır. Hele böyle büyük kabinli araçlarda kesinlikle kurtarır. Yani şöyle, insanlar illa çarpışma sonrasında ezilerek falan vefat, yani ölmüyorlar arkadaşlar ya da hasar almıyorlar. Büyük kabinli araçlarda aracın devrilmesi durumunda siz sağa sola vurarak hayatınızı kaybedebilirsiniz. O yüzden kendinizi araca sabitlemeniz lazım. Hatta şöyle, büyük nesnelerin, yani kafanıza çarpabilecek, işte size travma yaşatabilecek nesneleri bile aracınızda bulundurmamanız lazım. Yani mesela yangın tüpünü sabitlemeniz lazım. Kabin içerisinde mesela şu an bu araçta iki tane var. İkisi de sabitlenmiş durumda. Yani aracın orijinalinde sabitlenerek gelmiş. Ve oldukları yerden, kapıların diplerindeler, koltukların orada. Öyle bir yere saklamışlar ki kaza anında oldukları yerden çıkmalarına da imkan yok. Yani adamlar bunu düşünmüşler. Yani ağır nesneleri aracın içinde sabitlemeniz gerekiyor. Şimdi takograf konusunu üstün körü anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi, yani aklınıza takılan bir şey olursa bunların dışında yine cevaplamaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Ne oldu? Çekemedik. Neden çekemedik? Galiba bataryalar bitti diye düşünüp söylediklerimi yarıda kesmek durumunda kaldım. Tam Rıdvan abiyi anlatıyorduk. Rıdvan abi dedik. Bakın burada kim var? Selamlar. Bugün Rıdvan abi sağ koltukta.
neredeyiz? Neresi burası abi? Karamürsel. Ha, Karamürsel. Denetleme istasyonunu geçtik. Birkaç çay molası verdik. Şimdi beraber gidiyoruz. Yarıda kaldı konuşmamız. Aslında Rıdvan abi bunu tutsun. Şöyle Ford Truck yeleğiyle. Mancıdır ama göstereyim. Dur. Yaklaş. Ford Truck. Ford Truck yeleğiyle. Evet abi. Şimdi yarıda kaldı. Nasıl oldu iş? Şöyle arkadaşlar. Nelerden bahsetmedik ya da o konu öyle kalsın. Biz abi aslında anlattım ben biraz mevzuları. Sen de şeylerde izlersin videolarda. Neyden bahsetmedim? Haftalık dinlenme süresi konusu var arkadaşlar. Haftalık dinlenme süresi ne? İşte bir hafta aslında biliyorsunuzdur. Yani biraz video izleyen, bu konuyla alakalı video izleyen kişi neyin ne olduğunu az buçuk çakozlar. Bir hafta 24 saat, bir hafta 45 saat dinlenmeniz gerekiyor. Türkiye'de 45 saatlik dinlenmeye bakmıyorlar gibi bir intiba var. Yani hani haftalık dinlenme süresinin 24 olduğunu düşünülüyor. İşte diyor ki tako öyle verince bilmiyoruz falan. Hani polis ona bakmıyor gibi şeyler deniyor. Öyle bir şey yok abi. Polis bakıyor. Hatta yakalarsa tefe koyup çalar yani söyleyeyim. Bir bu konu var. Bahsetmek istediğim. Başka bir şey yok ya. Yani takografla ilgili aklınıza takılan bir şey varsa yani söylersiniz, sorarsınız, yazarım altına. Ya da işte hani YouTube'dan yazın bu arada. Öyle bir sorun olmaya başladı. Instagram'dan yazıyor arkadaşlar. Instagram'dan soru yazarsanız sadece size cevap verebiliyorum. Yani böyle bir durum var. Ama YouTube'dan benden böyle bir şey isterseniz yani video yapılabilir ya da işte sizin yaptığınız yorum en üste sabitlenip diğerlerinin de okuması sağlanabilir. Böyle bir durum var. Şimdi Rıdvan abi bugün benle yükü beraber boşaltmaya gidiyoruz. Ama onu fabrikaya almayacaklar. Onu dışarıda bırakacağım. Böyle bir durum var. Daha önceden yani ben bu işe ilk başlamaya karar verdiğimde bu yolu o günler geldi aklıma diye bundan bahsetmek istiyorum abi bu arada. Evet. Bu yolu Rıdvan abiyle biz geceleri yani geceleri yolda tenha oluyordu. Rıdvan abinin gece çalıştığı vardiyalarda. Al işte bak atlayacak yol görüyor musun? Neyse. Bu bölgenin insanı böyle yalnız. Evet, bu bölgenin insanında böyle bir şeylik var abi. İşte böyle demek istemiyorum ama çıkıyorlar yani. Çıkma durumu var yani. Var evet. Neyse. Bir çıkmalık var. Rıdvan abiyle biz bu yolu defalarca gittik. Benim o zaman ehliyetim yok. Tır şoförü olmaya karar vermişim. Yani bilmiyorum ama 50 kere gitmiş miydi? Garanti. 50 kere ben sağ koltukta oturdum. Bugün ilk kez Rıdvan abi sağ koltukta. Yani şöyle 50 seni tırcı yaptık. Ben firmada çalışmazken gittim. Yani arıyordum abi işte gündüzde misin gecede mi müsait olduğum zamanlarda. Gecedeyim diyor mesela ben de geleyim abi. Olur diyor neredesin şuradayım al beni falan. Mudanya'da otururken bile çıkıyordum ana yoldan biniyordum arabaya. Tura gidiyorduk beraber yani. Evet böyle bu sefer Rıdvan abi sağ koltukta. Takograf konusu da böyleydi vallahi anlatmaya çalıştım elimden geldikçe. Söylediğim gibi aklınıza takılan bir şey varsa, yanlış anlattığımı düşündüğünüz bir yer varsa yazabilirsiniz. Bundan sonra Rıdvan abiyle birlikte yani muhtemelen o videoyu yapacağız. Tırda iş bulmakla ilgili bir konuyu en baştan tekrardan işleyeceğiz arkadaşlar. Hem aynı videoda da Rıdvan abinin TGS 400'ü tanıtmayı da düşünüyoruz. Yani biraz bahsedeceğiz aynı videoda. Bakalım yapabilirsek, yani müsait olursak, olmazsak da başka konular bulacağız. Farklı konularda videolar yapmamla ilgili talepler geliyor ama yani hepsini yapamayız. İşte elimizden geldikçe yapmaya çalışacağız. İyi de gidiyor kanal. Bu arada yani ne bileyim abone geldikçe insan mutlu oluyor yani. Birileri bir şeyler yazıyor falan. İşte abi şunu da yap, işte kardeş bunu da yap. Sonra bir önceki video ile ilgili yorumlar. Bu arada çok güzel konular da var. Mesela Erkan Güneş. Selam olsun Erkan'a. Erkan Güneş dedi ki kontağı dedi lap diye basmışsın dedi. Öyle dedi basılır mı? Aynısını patron da söyledi. Öyle basılmazmış bu arada. Neyse aslında öyle basmıyorum sürekli de o sefer öyle olmuştu. Neyse. Sonra Engin Kurt. Engin Kurt'a da selam olsun. Ula bir oturamadık şöyle ya Engin. Neyse oturacağız inşallah. Artık
ne bileyim tır parklarında falan denk geleceğiz, oturacağız böyle giderse. Adam yoğun ya, çok yoğun yani, hiç durmuyor hiç. Neyse, Engin'e de selam olsun. O da Trenç'le Actros'u kıyaslamış bir yorumunda. Trenç'i küçük harflerle yazmış, Actros'u büyük harflerle. Tabii ki de Actros Trenç'e göre daha iyidir belki, yani bilmiyorum. Ben şimdi bir tek bunu kullandım. Yani başka araçlar kullandım ama uzun soluklu bunu kullandım yani. Şimdi bu arabanın yeri bir de başka. Bence hatta şöyle söyleyeyim. Türk YouTube tarihinde bu arabanın yeri başka. Neden bu arabanın yeri başka abi? Bu arabadan Erkan Zey yaklaşık 1,5 yıl falan kullandı ya. Lucy'ydi arabanın adı. Mesela biz, yani ben kendi açıma söylüyorum, bir sürü de YouTube seyreden bu şekilde tırcı olan tanıdık vardır yani. Lucy derken? Abi arabaya isim takıyor. Erkan Zey diye. Sen bir... taktın mı buna bir isim? Yok, daha takmadım. Aslında takalım. Bir tane isim taksak olur. Neyse. Erkan Zey'in Lucy'si vardı abi. Bunun gibi böyle. Yani bunun gibi dedim. Trenç'e Lucy adını takmıştı böyle. Lucy ile diye söylüyordu sürekli. Biz tabii böyle Lucy falan takamayız. Kübra bizi yer. Vallahi billahi yer. Zaten kızıyor. İşte ben arabayla ilgili story atıyorum, kızıyor bana ya. Diyor ki baba, beni de bu kadar paylaşmıyorsun. Yok, benle ilgili atmadın. Şöyle oldu, böyle oldu. Ya abi ne yapayım? Seviyorum. Evet. Bir adet. Aslında geçermiş. Bak, bu isim olayını tuttum ben. İsim olayını. Bizimkinin böyle erkek ismi olması lazım abi. Aslında bunlar yani, şimdi Erkan Zey'le gelen bir oluşum var. Bu araba dişi normalde. Öyle mi oluyor? Tabii. Bu araba dişi abi. Şimdi bizim buna bir Asena falan diyebiliriz. Evet. Bozkurt Asena. Haşin bir bayan adı. Bulacağız ya, onu yapabiliriz. Evet, bu videonun altına isim önerileri olabilir. TGS 400'e ne diyelim? Roman. TGS 400 Bavyera aslanı diyelim. Bavyera aslanı, evet. Buna da Fransız asaleti diyebiliriz abi. Asil duruyor. O isim olmuyor ya. O bir böyle tabir gibi. Başkan kırmızıda geçiyor. Ne yapıyorsun ya? Hadi yürü yürü. Hadi yürü yürü. Scania'ya bak, bir fırladı ama, değil mi? Bu arada nereye? Gölcü'ye gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada çok komik şeylerle karşılaşabiliyoruz değil mi? Yollarda. Ha, dün bak pardon. Tam orada bitti abi şey. Onu anlatmayı unuttuk. Benim mevzuyu mu? He. Evet. Benim mevzuyu anlatsana. Anlatayım. Şöyle, ama sen de çık. Kendine doğru da. Tamam. Daha da uzaklaştır biraz böyle. Arkadaşlar dün. Ha, anlat abi. Palet yükledim araca. Otoyola doğru, Nilüfer'den İzmir'e doğru dönüp Görükle'den otoyola girmek için yola çıktım. Sağ şeritte dolmuşlar falan olduğundan dolayı orta şeritten gidiyorum. Bir tane Hyundai i20. 20 ile gidiyor yolda. i20 olduğu için mi acaba? 20 ile gidiyor. Orta şeritten 20 km süratle gidiyor. Arkasında ben varım. Benim arkamı kuyruk yaptı adam. Sağ taraf boş değil miydi? Sağ taraf boş tabii, yani sadece dolmuşlar falan var diye. Orta şeritten gidiyor fakat 20 ile gidiyor arkadaş. Bu arada bu senin kamera niye yatıyor? Sen o yatmıyor abi. Sen sabit tut onu. He. Sen alttan sabit tut, o bilir ne yapacak. Kıllı o. Arka sıra yürüyorum, selektör korna yok. Yani adam hiç istifini bozmuyor. Kim olduğu da nasıl bir şey olduğu da arkadan belli değil. Aynen. Polis noktası var ileride. Yani hiçbir suçumuz, kabahatimiz yok. Sen onu geçtin ama galiba. Ben onu geçmedim. İlk seni mi aldı, onu mu aldı? Onu aldı önümde, sonra beni de aldı. Ha, anladım abi. Polis bunu aldı, beni de aldı. Meğer o kameralardan herhalde. Kameralar var ya, radar. Dronlarla falan da takip ediyor. He, olabilir. Yani durdum. Dedim hadi, yani benim ne suçum var bu adamın belki... Çünkü onu ben duymuştum, hani otoyolda belli bir sadece hız limiti yüksek hızda değil. Aynen. Düşük hızda da limit varmış. Tam ondan bahsediyordum yani, yüksek hızdan. 20 kilometreyle gidiyordu adam. Evet. Göstergeye baktım, eminim yani. Adam beni de alınca polis şaşırdım. Ben bu adama korna çaldım diye suçlu mu oldum acaba gibisinden düşündüm. İndim aşağı, dedim takomu vereyim, rapor mu vereyim, ehliyetimi vereyim, ruhsatımı vereyim. Neyi vereyim? Dorsayı mı vereyim?
Kaptan sen dedi hiçbir şey verme. Kendin gel dedi bana polis. Şahit olarak. He, arabada bir tane yaşlı. Bizi durduran genç. Ekip otosunun oraya gel dedi. Sen dedi kendin gel dedi. Hiçbir şey getirme dedi. Ben şaşırdım şimdi. Yani mutlaka rapor veririz. Ehliyet ruhsat veririz. Böyle bir şeyler verir. Hiçbir şey getirme kendin gel dedi. Şaşırdım. İndim gittim oraya. Amirim buyurun ne oldu? Kameralar, radar dedi sizi çekiyor 15 dakikadır. Tamam abi o drondur. Adam çok yaşlı. Orada gördüm adamı. Amca sen ne yaptın dedi adama. Ne yaptım? 20 kilometre sürat verdi, arkanı kuyruk yaptım. Arkanda da bu arkadaş vardı. O genç olan polis memur da abi biz seni şahit olarak durdurduk yani. Şey yani. Ya işte ben 20 ile gitmiyordum. Dedim 20 ile gidiyordum. Ben senin arkandan kolla selektör uyuyor muydun? Ne yapıyordun artık? Bilmiyorum. Tamam sen devam edebilirsin dediler bana. 300 lira adama ceza yazdılar. Çok ilginç bir durum yani. Uzaklaştın. Ha ben anlamam bu işlerden. Ama olsun. Çok ilginç bir durum oldu. Böyle bir şey yaşadım yani. Adama 300 lira ceza yazdılar. Hadi dediler sana acıyalım. En düşüğünden yazalım dediler. Yazdılar 300 lira adama ceza, yani bana da tamam devam et dediler. Sadece hızlı gitmekten değil, yavaş gitmekten de ceza yiyebiliyor insanlar. Yani hiç, ama beni niye durduruyorsun ya? Yaz cezanı sen yani. Bu arada böyle Gölcüğün içine kadar bu kaydı sürdürelim diyorum. Benim 4 tane kardeşim var. Bunlardan bahsedeyim. Bak bir tane daha çıkan arkadaş. Bak Gölcüğün insanı da, minibüsü de, arabası da fırlar yola yani. Dikkat et. Evet. İlginç bir yol burası. Evet. Böyle bir değişik yani. Şimdi ondan bahsediyordum abi. Ben daha önce sağlık memurluğu yaparken Orangazi'de çalıştığım firmanın Dilovası'nda bir lokasyonu vardı. Kimya organize sanayinde. Yukarıda Dilovası'nda. Evet. Gebkim diye geçiyor. Gebze kimya organize sanayi olması lazım. Firmaların isimlerini vermeyelim. Neyse oraya giderdim haftada bir gün. Giderken de karadan giderdim. Şirket mazot veriyordu. Ya daha doğrusu iyi mazot ücreti veriyordu. Hani arabanın yıpranmasını göze alarak ben daha fazla mazot ücreti alabilmek için oradan gidiyordum. Bu yoldan gelirken ha bir gün Gölcük'te tam donanma ışıklarında ve ben okurken de orada oturdum bu arada. Gölcük'te oturduk. Donanma ışıklarında bir veya iki tane genç otostop çekiyor abi. Böyle bu saatler tam bu tarafa doğru geliyor. Durdum aldım onları. Çocuklarla tabii samimi olduk. Burada abi gemi kaptanlığı okuyordu çocuklar. Gemicilik okuyorlardı. Denizcilik bir şey. Neyse. Askeri değil değil mi? Yok değil ya sivil. Sivil denizcilik okuyorlardı. Şimdi ben tabii böyle bu video işlerine girişince onlarla iletişimim de kesilmedi. Çok oldu bu arada. 5-6 sene oluyor onları tanıyalı yani. 7 sene bile olmuş olabilir tabii. 7 sene oldu neredeyse. 7 yıldır biz aralıksız görüşürüz yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye sürekli ararım. Onlar da sağ olsunlar ararlar. Dediler ki abi madem Gölcük'ten geçiyorsun yani mümkünse şöyle Gölcük'ün içini de bir çek, bir de bizden bahset dediler. Buradan... Bu arada buralar çok güzel. Aynen. Tutuyorum buralar cennet. Şimdi buradan abi Tulga, İzzet, Dino, namı diğer Dino ve Ertuğrul Teber'e selam olsun. Evet Gölcük'e geldik. Şimdi giriyoruz arkadaşlar. Bu arada abi sen bilmezsin bu lambalar donanma lambaları diye geçiyor. Öyle mi? Sondaki tabii. Ben burada sağ taraflarda bir yerde oturmuştum. Onlar da şimdi o lambaları geçer geçmez hemen sağdaydı evleri. Şimdi orayı da göstereceğiz onlara. Yakalandık da lambaya. Şöyle bol bol çekelim sizin mahalleyi gençler. Ula kim bilir var ya buralarda kimlere kimlere otostop çektiniz beni tanımadan önce he. Evet buralarda oturuyorlardı abi. Hadi bakalım şöyle gösterelim. Donanma lambalarına geldik. Şöyle gösterelim. Bu taraflar tam şu lambaların dibinde otostop çekmişlerdi bu arada. Evleri de şurada. Sizin evi geçtikten sonra kapatıyoruz beyler.
yapması böyle lazım. Değişik bir video oldu ya. Yani sonu biraz onlara özel oldu. Ne yapalım abi? Hep sevmekten. Hep sevmekten. Bak tam buradaydı evleri. Vay be gençler. İşte siz bir zamanlar buralarda ne yokluklar çekerek okumuştunuz. Değil mi? Şöyle kendime doğru çevireyim. Bir yandan sürüyorum, bir yandan çekiyorum. Yaptığım yanlış. Hadi bakalım. Yok be, bay bay yapacağız, bitireceğiz abi. Orada kırmızı bir düğme var, gördün mü? Ona bastım mı bitecek. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bas.